Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile birlikte her sabah olduğu üzere karşınızdayız. 29 Ekim bayramını dün kutladıktan sonra, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladıktan sonra yeni bir haftaya başladık ve bu yeni haftada gözler daha çok merkez bankalarında olacak gibi gözüküyor. Biz içeride enflasyonu, enflasyon raporunu, PPK özetlerini konuşacağız. Yurt dışında aynı zamanda Amerika'da tarım dışı istihdam verisi eşliğinde FED kararı var. Bir de Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararları var. Bir de tabii Amerika'daki hazinenin iç borçlanma stratejisini de unutmamak lazım. Çeyreklik bazda ortaya koyduğu borçlanma programında bakalım hangi vadelerdeki tahvil ihalelerinde daha yüksek montanlar duyacağız. Buranın özellikle tahvil faizlerini belirlemek konusunda daha etkileyici olabileceğini düşünüyor piyasa. Çünkü Fed'den %100'e yakın bir ihtimalle bu toplantının pas geçilmesi yönünde beklentiler söz konusu. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. ALB yatırıma dönelim. Yeni haftadan beklentiler için Ahmet Deniz Yağbasan araştırma uzmanı bizi bekliyor. Hoş geldin yayınımıza Deniz. Yeni haftada neler bekliyorsunuz ALB yatırımdan? Size göre bilançolar mı etkili olur, makroekonomik gerçekleşmeler mi, yoksa Orta Doğu'da tansiyon mu, ne dersin? Evet, öncelikle günaydın. Herkese iyi haftalar. Bu haftanın aslında gündemi direkt olarak sizin de aktardığınız üzere makroekonomik veriler. Burada hem FED tarafındaki veri akışları hem tarım dışı istihdam küresel piyasalardaki volatiliteyi etkileyecek olurken Türkiye'ye, yani yurt içerisine baktığımız zaman burada özellikle enflasyon raporu Borsa İstanbul'daki volatilite üzerinde etkili olacak. Tabii ki jeopolitik gelişmeler de Borsa İstanbul tarafından yakından takip ediliyor. İlk başta Borsa İstanbul'a değinelim. Geçtiğimiz Cuma günü aslında yüksek bir volatiliteli bir gün geçirdikten sonra 7700 seviyesinin hafif üzerinde pozitif bir görünüme kapattı. Ama akşam seansında, vadeli işlemlerde akşam seansına baktığımız zaman çok ciddi bir geri çekilmeye neden olduk aslında. Hafta sonunda yatırımcılar bu nedenle biraz daha panik havasına bürünüldü. Hatta pazartesi sert mi geri çekileceğiz tarzında. Ama şu an için baktığım zaman vadeli tarafta binde 6 seviyesine yakın bir negatif görünüm sürüyor. Yani çok da aslında beklenildiği kadar büyük bir geri çekilme değil. Yani Borsa İstanbul'a da hatta beklentim dahilinde bir 7600 seviyesinin üzerinde bir açılış bekliyor olabiliriz. Bu tarafta tabii ki gün içerisinde bu haftada volatilite oldukça yüksek seyredecek. Tabii ki finansalları takip edeceğiz ki çok önemli finansallar gelecek. Ama bunun yanında Perşembe günü yapılacak enflasyon raporu toplantısı oldukça önemli olacak. Burada özellikle geçtiğimiz 3. enflasyon raporunda %58'lik olan enflasyon hedefi orta vadeli planda %65'e çıkartılmıştı. Son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında da bu beklentinin üst bandına yakın seyredeceğini bildirilmişti bize. Özellikle Perşembe günü acaba enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edilir mi? Bunu takip edeceğiz. Piyasalarda buna odaklanacaktır. Tabii bu hafta özellikle havacılık sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları'nın finansallarını alacağız. Bunun beraberinde Migros, Anadolu Efes, Coca-Cola gibi gıda tarafında finansalları karşılamaya başlayacağız ve tabii ki Aselsan şirketinin finansallarını alacağız. O yüzden özellikle bu dönemde perakende sektöründeki ve havacılık sektöründeki hareketliliklere dikkat etmekte fayda var. Özellikle son geri çekilmeden itibaren 12 aylık hedef fiyatlara baktığımız zaman burada büyük bir iskonto yaratıldığını görüyoruz. Ben özellikle havacılık tarafında. Küresel tarafta ise çarşamba günü FOMC toplantısı var. Beklentiler sizin de aktardığınız üzere sabit bırakılması yönünde %5,5. Ama tabii ki burada Powell'ın yapacağı açıklamalar çok önemli. Hala bir 25 bas puanlık faiz artışı bekleniliyor mu? Bunu takip edeceğiz. Onun devamında tabii ki 2024 yılında faiz indirim sürecine piyasaların asıl odaklandığı noktalardan bir tanesi olacak. Eğer burada hala 2024 yılının ikinci yarısından sonra bir faiz indirim sürecinin başlayacağı tarzında bir açıklama gelirse piyasalar bunu negatif algılama ihtimali daha yüksek olabilir. Ama şu anda büyük ihtimalle Fed'in de odaklandığı noktalardan bir tanesi emtia fiyatlarındaki hareketlilik. Gelecek dönemde eğer biz yukarı yönlü bir hareket görebilirsek emtia fiyatlarında belki FED sıkılaşma adımlarına, şahin söylemlerine devam edebilir. O yüzden biz FOMC toplantısında Powell'ın konuşmasına tabii ki odaklanacağız. Ama bunun gölgesinde emtia fiyatları aslında gelecek dönemde FED'in yapacağı hareketler için oldukça önem arz ediyor. Evet. Cuma günü FOMC tarım dışı istihdam var ki burada da zaten beklentinin üzerinde bir veri gelirse piyasalar için şahin algılanabilir diyebiliriz. ALB yatırım analisti Ahmet Deniz Yağbasan, çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğun için. Hakikaten yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bakalım piyasalara nasıl yansıyacak. İstersen yeni haftaya başlarken şöyle bir toparlama yapalım. Çünkü